Merhaba arkadaşlar. Elektrik akımıyla yine birlikteyiz. Arkadaşlar, bir devrede akım oluşabilmesi için devrede pil, batarya, akü gibi enerji kaynakları devrede elektrik enerjisi sağlar. Pil, kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürerek elektrik akımı oluşmasını sağlar. Bir devrede pil bağlandığında, anahtar kapatıldığında pilin sahip olduğu enerji iletken teldeki negatif yüklere bir kuvvet uygular. Bunun sonucunda negatif yükler titreşim hareketi yaparak enerjiyi taşır. Bu şekilde gerçekleşen akıma elektrik akımı denir. Elektrik akımının yönü pilin pozitif kutbundan negatif kutbuna doğrudur arkadaşlar. Elektrik akımının yönü pozitif kutuptan negatif kutba doğrudur. Şurada gördüğünüz gibi elektronların yönü ise tam tersi negatif kutuptan pozitif kutbuna doğrudur. Genelde elektrik akımının yönü sorulur arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Pilin pozitif kutbundan negatif kutbuna doğrudur. André Marie Ampère isminde bir bilim insanı elektrik akımı üzerinde çalışmalar yaptığı için akım birimine amper denilir arkadaşlar ve A harfi ile gösterilir. Elektrik akımını ölçmek için kullanılan araca ise ampermetre deniliyor. Arkadaşlar şurada görüyorsunuz ampermetreyi. Ampermetre devre üzerinde şu büyük A sembolü ile gösterilir ve devreye seri bağlanır. Neden seri bağlanır? Çünkü ampermetrenin arkadaşlar direnci çok küçük olduğu için akım geçişini engellemeyecektir ve devre tamamlanacaktır. Bu nedenle devreye seri bağlanır. Şurada şema ile gösterirle bakıyoruz arkadaşlar. Pilin artı kutbundan burada amper geçen akımı ölçüyoruz. Tekrar eksi kutbuna geliyor. Burada da sembollerle gösterilmiş. Elektrik akımı I harfiyle gösterilir arkadaşlar. Unutmuyoruz. Büyük I. Çok küçük akımları ölçmek için mili ampermetre kullanılır arkadaşlar. Bakın mili ampermetre. Bir devrede akım oluşabilmesi için devrenin iki ucu arasındaki enerji farkı olması gerekir. Yani artı kutbu ile eksi kutbu arasında bir fark olması gerekir. Zaten bu fark bittiğinde pil bitti deriz ve çöpe atarız. İşte devrenin iki uç arasındaki potansiyel farka gerilim denir arkadaşlar. Gerilim birimi volttur ve V harfiyle, büyük V harfiyle gösterilir. Gerimi ölçmek için arkadaşlar voltmetre kullanılır. Burada görüyorsunuz voltmetreyi. Voltmetre devreye de şu şekilde büyük V harfiyle gösterilir ve devreye paralel bağlanır. Arkadaşlar neden paralel bağlanır? Çünkü voltmetrenin direnci çok büyük olduğu için akım geçişini engeller ve devre tamamlanmaz. Bu nedenle paralel bağlanır. Arkadaşlar devrenin enerji farkını yani iki ucu arasındaki enerji farkını, potansiyel farkını bulmak için voltmetre devreye paralel bağlanıyor. Burada gördüğünüz gibi. Burada bu devrenin iki ucu arasındaki enerji farkını yani gerilimi, potansiyel farkı bulmak için bu şekilde bağlanır. Veya şurada pile de şu şekilde arkadaşlar şuraya da voltmetreyi şu şekilde de bağlayabiliriz. Ohm kanunu arkadaşlar Joy Simon Ohm isminde bir bilim insanı arkadaşlar devrede gerilim ile akım arasında bir ilişki olduğunu bulmuş. Bu gerilimle akım herhangi bir devrede devrenin elemanlar uçları arasındaki gerilim üzerinden geçen akımın oranı her zaman sabittir arkadaşlar. Yani gerilimin akıma bölümü her zaman sabittir. Buna da direnç denir. Arkadaşlar gerilim bölü akım yani volt bölü amper şeklinde yazılır. Ve buna direnç denir. Direnç de ohm'dur arkadaşlar birimi. Omega sembolüyle gösterilir. Bir elektrik devresindeki direnci ölçmek için ohm metre yani direnç ölçer kullanılır. Gerilim bölü akım neye eşittir? Dirence ve sabittir arkadaşlar. Gerilim V harfiyle, akım I harfiyle, direnç R harfiyle gösterilirse direnç eşittir V bölü I şeklinde gösterilir arkadaşlar. Ampulün parlaklık ilişkisi. Arkadaşlar birinci devreye baktığımızda iki tane ampul var. Yani 2-2 4 tane direnç var. Toplam direnç arkadaşlar seri bağlandığında toplanır ve 4 bulunur. Bu devrede arkadaşlar direnç fazla olduğu için akım azdır. Devreye paralel bağlandığında arkadaşlar toplam direnç iki direncin eşdeğer olduğu için yarısı kadardır. Yani bu ikinci devrede toplam direnç 1 ohm'dur arkadaşlar. Bu nedenle oluşan akım daha fazladır. Bu iki devre arasında birinci devredeki ampul parlaklığı ikinci devredekinden daha azdır. Çünkü ikinci devrede
Toplam direnç az olduğu için arkadaşlar, eşdeğer direnç az olduğu için oluşan akım birinci devrenin iki katıdır. Bu nedenle de arkadaşlar ikinci devre birinci devredeki ampulden iki kat daha fazla yanar. Arkadaşlar devreye baktığımızda burada ampulün direnci 2 ohm ve burada 2 amperlik bir akım oluşur. Biz bir tane daha ampul bağladığımızda arkadaşlar toplam direnç 2 daha 4 ohm olacaktır. Ve 1 amperlik akım oluşturacaktır bu pil. Bu nedenle arkadaşlar devrelerde ampul sayısı arttıkça parlaklık azalacaktır. Neden? Çünkü oluşan akım azaldığı için arkadaşlar. Etkinlik yapalım. Özdeş ampuller ve pillerle oluşturulmuş elektrik devresinde arkadaşlar şekil 1'deki ampermetre 4 amperi gösteriyormuş. Şekil 2'deki ampermetre kaç amperi gösterir diyor. Arkadaşlar birinci devrede bir tane ampul var, yani bir tane direnç var. İkinci devrede iki tane direnç olduğu için akım ne olacaktır? Yarıya düşecektir. Yani ikinci devrede oluşacak akım 2 amper olacaktır. Direnç 2 katına çıktığı için akım yarıya düşecek ve 2 amperdir. Peki ikinci devredeki ampullerin ikincisi duydan çıkarıldığında, yani şu duydan çıkarıldığında ampulün parlaklığı için ne söylenebilir? Bu ampul duydan çıkarıldığında buradaki akım ne yapamayacaktır? Geçemeyecektir ve devreyi tamamlayamayacaktır. Bu nedenle birinci ampul ne olacaktır? Sönecektir arkadaşlar. Arkadaşlar yine devremizde bir tane, birinci devre ve ikinci devreye baktığımızda bir tane ampul var. İkincisinde paralel bağlı iki ampul var. Birincide bir amperlik akım oluşurken ikincide arkadaşlar direnç yarıya düştüğü için 2 amperlik akım oluşacaktır. Ve bu iki paralel bağlandığı için 1 amper buradan, 1 amper buradan gidecektir. Birinci durumda da arkadaşlar 1 amperlik akım oluşmuştu. 1 amperlik akım oluşmuştu. İkinci durumda da 1 amperlik akım. Yani ne olacaktır? Ampullerin parlaklığı değişmeyecektir arkadaşlar. O halde paralel bağlı devrelerde ampul sayısı arttıkça parlaklık ne yapmaz arkadaşlar? Değişmez. Arkadaşlar burada yine bakalım devremize. Bu pil 3 amperlik akım oluşturuyor. Arkadaşlar baktığımızda 3 amperlik akım ana kolda. Burada bir tane ampul var, bir direnç var. Burada iki direnç var. Özdeş ampullerle kurulmuş. O halde arkadaşlar direnci az olan yerden daha fazla akım geçirecektir. Direnci fazla olan yerden az akım geçecektir. Bu nedenle arkadaşlar 1 numaralı ampul 2 ve 3 numaralı ampulden daha parlak yanacaktır arkadaşlar. Örneklerle devam edelim. Buna göre hangi öğrencilerin yorumları doğrudur diyor. Bataryaya giren akım değeri 2 ampermiş. Arkadaşlar 2 amperlik akım varmış. Özdeş ampullerden oluşan elektrik devresinde öğrencilerin yorumları şöyledir. A1 ve A2 ampermetrelerin gösterdiği değerler 2 amperdir. Arkadaşlar baktığımızda 2 amperlik akımsa bu da ana kolda, A2 de ana kolda. İkisi de 2 amper olacaktır. Birinci Tolga doğru. Tansu'ya bakalım. A2 amper metresi ile 2 nolu ampul yer değiştirirse A2 amper metrenin gösterdiği değer değişir diyor. Yani şu ikisi yer değiştirirse arkadaşlar ana koldaki akım değişmeyeceği için, direnç değişmeyeceği için akım değişmez. Burada değişir diyor. İkinci ifademiz yanlış. O halde Tansu yanlış. Begüm'e bakalım arkadaşlar. 1 ve 2 numaralı ampuller aynı parlaklıkta yanar. Seri bağlı devrelerde ampuller aynı parlaklıkta yanıyordu. Doğru arkadaşlar. O halde Begüm de doğru. Hangileri doğru diyor? Tolga ve Begüm doğrudur arkadaşlar. Yine soruyla devam edelim. Bir elektrik devresi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Elektrik devresinde akımın yönü üretecin negatif kutbundan pozitif kutbuna doğrudur diyor. Yanlış arkadaşlar. Tam tersi, pozitif kutbundan negatif kutbuna doğruydu. Hangisi yanlıştır dediği için cevap A şıkkı. Diğerlerini okuyalım. Elektrik enerji kaynakları devreye elektrik akımı sağlar. Doğru. Elektrik devrelerinde akımın oluşabilmesi için kapalı bir devre olması lazım. Doğru arkadaşlar. Anahtarın kesinlikle kapalı olması lazım. Doğru. Elektrik akımı bir çeşit enerji aktarımıdır. Doğru arkadaşlar. Hangisi yanlış? A şıkkı. İkinci soruyla devam edelim. Aşağıdaki elektrik devrelerinde ampermetre devreye yanlış bağlanmıştır diyor. Arkadaşlar ampermetre devreye nasıl bağlanıyordu? Seri. Bakıyoruz burada seri bağlanmış. Bu doğru. Bakıyoruz arkadaşlar ampule seri bağlanmış. Doğru. Bakıyoruz arkadaşlar ampule
seri bağlanmış. Doğru. Burada bakıyoruz. Paralel bağlanmış. Yanlış arkadaşlar. Bakın ampule nasıl bağlanmış? Paralel. O halde hangisi yanlış bağlanmıştır? D şıkkı. Özdeş ampul ve özdeş pillerle kurulan aşağıdaki elektrik devrelerinin hangisinde ampermetrenin gösterdiği değer en küçüktür diyor arkadaşlar. Bakalım burada bir pil 3 direnç yani 3 ampul var. O halde bakıyoruz arkadaşlar. Buraya bakıyoruz. 2 pil 3. Demek ki A'da daha az oluşur. B'yi silelim. Buraya bakıyoruz arkadaşlar. 2 ampul, 2 direnç, 2 ampul olduğu için, 1 pil olduğu için burada daha fazla olacaktır A'ya göre. Burada bakıyoruz. 2 pil, 2 ampul burada da fazla olacaktır. En az dediği için cevabımız ne olacaktır? A şıkkı. Peki en fazla deseydi arkadaşlar. Baktığımızda 2 pil, 2 ampul olduğu için en fazla deseydi cevabımız D olurdu. En az dediği için cevabımız A şıkkı olacaktır. Bir öğrenci özdeş pil ve ampullerle şekildeki düzenekleri kuruyor. Buna göre öğrencinin hipotezi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bakalım arkadaşlar. Burada bir pil bir ampul. Burada iki pil, iki pil bir ampul. O halde arkadaşlar pil sayısı artarsa elektrik akımı ne olur şeklinde bir hipotez kurmuş olabilir. O halde bakalım devreye seri bağlı bir pil eklemek akımı azaltır diyor. Hayır, akımı arttırır arkadaşlar. Devreye seri bağlı pil eklemek gerilimi arttırır. Evet arkadaşlar, gerilimi arttırır. Yani akım arttığı zaman devrenin iki ucu arasındaki enerji farkı yani potansiyel farkı artacaktır. Cevabımız D şık, B şıkkı olacaktır. Devreye seri bağlı ampul eklemek. Burada seri bağlı bir ampul eklenmemiş. Yanlış. Devreye ampermetre eklemek gerilimi arttırır mı? Burada ampermetre eklenmemiş. D'de yanlış. Hangisi doğru? Cevap B şıkkı olacak arkadaşlar. Şekildeki elektrik devresinde üreteçlerin bir tanesi kaldırılıyor. Arkadaşlar yani üreteç dediği pillerin bir tanesi kaldırılmış. Buna göre hangisi yanlıştır diyor. Ampul parlaklığı azalır. Akım azalacağı için ampul parlaklığı azalacaktır. Doğru arkadaşlar. Voltmetrenin gösterdiği değer azalır diyor. Gerilim azaldığı için arkadaşlar pillerin bir tanesi çıkarıldığı için iki ucu arasındaki enerji farkı azalacaktır ve gerilim azalacaktır. Doğru. Ampermetrenin gösterdiği değer artar diyor. Tam tersi arkadaşlar. Azalır. Yanlış. Ampermetrenin gösterdiği değer azalır diyor. Doğru. Hangisi yanlış? C şıkkı yanlış arkadaşlar. Ali ve Elif ampermetre ve voltmetreden bir elektrik devresiyle ne işe yaradığını arkadaşlarına öğretmek için şekildeki devreleri oluşturmuş arkadaşlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Bakalım arkadaşlar, Ali'nin oluşturduğu devre, Elif'in oluşturduğu devre. Baktığımızda arkadaşlar Ali voltmetreyi paralel bağlamış, ampermetreyi seri bağlamış. Doğru. Elif'e bakıyoruz. Voltmetreyi ve ampermetreyi ne yapmış? Seri bağlamış. Elif'te voltmetre nasıl bağlanmalıydı? Paralel bağlanmalıydı arkadaşlar. Şu şekilde bağlanmalıydı. O halde Elif'in voltmetreyi bağladığı yanlış. O halde hangi şıkta var bu? Ali ampermetreyi devreye nasıl bağlanması gerektiğini bilmiyor diyor. Hayır arkadaşlar, seri bağlamış. Doğru, bu yanlış. Elif ampermetrenin devreye nasıl bağlandığını bilmiyor. Bakalım, Elif ampermetreyi seri bağlamış. Doğru. Ali voltmetrenin devreye nasıl bağlanması gerektiğini bilmiyor. Bakalım arkadaşlar. Hayır, biliyor. Elif voltmetrenin devreye nasıl bağlanması gerektiğini bilmiyor. Evet arkadaşlar, bakın devreye seri bağladığı için yanlış. Cevabımız da olacaktır. D şıkkı olacaktır. Bir öğrenci iki direncin uçları arasındaki gerilimi oluşturarak dirençlerden geçen akımı ölçüyor ve şekildeki grafiği çiziyor. Buna göre arkadaşlar bakalım akım gerilim. Ohm kanuna göre arkadaşlar neydi? Gerilim bölü akım her zaman sabitti. Yani direnç eşittir V bölü I, gerilim bölü akım. Birincisinde arkadaşlar direnci bulalım. 5 bölü 1, 5. İkincisinde 10 bölü 1, 10. İkinci direnç 10, birinci direnç 5. O halde şıkları okuyalım arkadaşlar. Birinci direncin değeri ikinci direncin değerinden küçüktür. Bakıyoruz, küçük, doğru. İkinci direncin değeri 10 ohm'dur. Bakıyoruz, 10 ohm, doğru. Birinci direncin uçları arasında 10 voltluk gerilim oluşturulursa dirençten 2 amper akım geçer. Arkadaşlar birinci de gerilim 10 volt olursa akım ne olur? 2 katı olur. Yani gerilim artarsa akım da artar. Bu da doğru. Hangileri doğrudur diyor.
Üçü de doğrudur arkadaşlar. Özdeş ampullerden oluşan şekildeki elektrik devresiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. 2 ve 3 numaralı ampuller paralel bağlanmıştır. Bakıyoruz arkadaşlar, paralel bağlanmış. Doğru. 1 numaralı ampul diğer ampullere seri bağlanmıştır. Bakıyoruz arkadaşlar, 1 numaralı ampul seri bağlanmış diğer ampullere. Doğru. 2 ve 3 numaralı ampullerin üzerinden geçen akım toplamı 1 numaralı ampulden geçenden fazladır diyor. Yanlış arkadaşlar. Buradan 2 amperlik akım geçiyorsa buradan ne olacaktı? Her birinden 1 amperlik geçecekti. Çünkü özdeş olduğu için 1 amperlik geçecekti. Fazladır diyor, yanlış, eşittir olacak. 1 numaralı ampulün üzerinden geçen akım 2 ve 3 numaralı ampulden geçenden 2 katıdır. Doğru arkadaşlar. Hangisi yanlıştır diyor. C şıkkı yanlış. Özdeş ampullerle oluşturan şekildeki devrede 1 ve 4 nolu ampulün eşit şiddette elektrik akımı geçmesi için hangi iki ampulün yerleri değiştirilmelidir? Arkadaşlar 1 ve 4'ün eşit şiddette yanabilmesi için ne olması lazım? 1 ve 4'ün birbirine seri olması lazım. Yani 1 ile 3'ün yerini değiştirirsek arkadaşlar ne yapar? Eşit yanar. O halde cevabımız ne olacaktı? B şıkkı olacaktır. Özdeş ampul ve piller ile kurulan yukarıdaki devrede şekil 1'deki ana kol akım 2 amper ise şekil 2'deki ana kol akım kaç amperdir? Arkadaşlar bakıyoruz, bir pil, bir ampul 2 amperlik akım oluşturuyorsa bakalım, 2 pil 2 amperlik, yine 2 amperlik akım, 2 pil 2 ampul yine 2 amperlik akım oluşturur. Yani cevabımız ne olacaktır? B şıkkı. Pınar yaptığı deney sonucunda aşağıdakilerden hangisine ulaşabilir diyor. Özdeş KLMN ampulleriyle özdeş 2 pille şekildeki 1 ve şekil 2'deki devreleri oluşturan Pınar M ampulünün K ampulünden parlak yandığını görüyor. Arkadaşlar bakıyoruz, paralel bağlı ampul seri bağlıdan daha parlak yanıyorsa demek ki arkadaşlar burada oluşturulan direnç yarıya düştüğü için ne olacaktır? Oluşan akım, ikinci şekilde oluşan akım daha fazla olacaktır. Bu nedenle M ampulü K ampulünden fazla yanacaktır. O halde okuyalım, dirençler seri olarak bağlandığından eşdeğer direnç artar. Direnç artarsa akım azalır. Doğru arkadaşlar. Bu nedenle ne olacaktır? M, K'dan daha fazla yanacaktır. Cevabımız A şıkkı olacaktır. Özdeş dirençlerle A1, A2, A3 ampermetre ile şekildeki elektrik devresi oluşturulmuştur. Bu ampermetrelerin gösterdiği değerler aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diyor. Ana kol, A3 ana kolda bir kere A3 en fazla olacak. Bakıyoruz burada eşit olduğu için A ve B gider. A3 en fazla olacak. Ve arkadaşlar A3'te oluşturulan akım, buradan geldik. Burada iki direnç var, burada bir direnç var. Akım direnci az olan koldan daha fazla gider. Yani burada A2 A1'den daha büyük olacaktır arkadaşlar. Bakalım, A1 A2'ye eşit olmaz. A2 A1'den daha büyük, 2 katı, doğru. Ve A3'te toplamları kadar olacaktır. 2, 1 daha 3. O halde cevabımız ne olacaktır? C şıkkı olacaktır. Özdeş ampullerle oluşturulan elektrik devrelerinde ampullerden geçen akım şiddetleri sırasıyla I1, I2, I3'tür. Buna göre I1, I2, I3 arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Bakalım arkadaşlar. Akımımız oluştu. Artık ufuktan geldik. Bu ana kolda olduğu için en büyük akım I1'de olacaktır. Daha sonra arkadaşlar I2'de bir tane direnç olduğu için I2'de daha fazla olacaktır. I3'te iki direnç olduğu için daha az olacaktır. O halde en büyük I1, sonra I2, sonra I3. Hangi şıkta var? A şıkkında var. Özdeş KLMN ampulleriyle, özdeş pillerle kurulan şekildeki devrelerle ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. KL ampullerinden geçen akım şiddetleri eşittir. Arkadaşlar seri bağlığı da aynı akım geçiyordu. Doğru. L, N ampullerin uçları arasında gerilimler eşittir diyor. L ve N. Yanlış arkadaşlar. L ampulü seri bağlı olduğu için gerilim az. N paralel bağlı olduğu için burada gerilim fazla olacaktır. Eşit değildir. Cevap B şıkkı. Diğerlerini de okuyalım. K ve L ampulleri seri bağlanmıştır. Bakın, seri bağlanmıştır. Doğru. M ve N ampulleri paralel bağlanmıştır. Bakın, paralel bağlanmış. Doğru. Hangisi yanlış? B şıkkı. Islık Fenci YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.